Balkanlarda yüzlerce yıl süren Türk varlığının son tanıkları onlar. Ecdadımızın Balkan coğrafyasında inşa ettiği barış ikliminin birebir şahitleri. Ve neden sonra 93 Harbi ile birlikte barış ortamının bozulmaya başlamasıyla yerlerinden koparılan, atalarının mallarını, topraklarını ve hatta mezarlarını orada bırakarak Kalikratya Limanı'na tek yön bir biletle gelip bir daha geri dönemeyenlerdir mübadiller. Anadolu'ya ilk adımı Kalikratya Limanı'ndan atan mübadilleri daha yakından tanıyabilmek, hikayelerini daha iyi aktarabilmek adına çocuklarına, torunlarına sorduk onları. Evet, yani çiftçilik yapıyorlarmış, köy hayatı. Aynı yaşantıyı buraya geldiklerinde de sergilemişler. Burada da tarımla uğraşmışlar. Çok yokluk çekmişler zamanında. Orada daha büyük arazileri varmış. Burada daha küçük bir arazide yaşam mücadelesi vermişler. İşte çocukları çok olunca onları doyurmak adına çok fedakarca çalışmışlar. Çok yokluk çekmişler. 30 Ocak 1923 tarihinde Türk ve Rum nüfus mübadelesine yönelik sözleşme ve protokol imzalanıyor. Lozan'da Türkiye ve Yunanistan devlet temsilcilerinin arasında. Buna göre İstanbul'daki Rumlar ve Doğu Trakya'daki Müslümanlar hariç tutulmak üzere Türkiye'de yaşayan Ortodoks inancına mensup olan Ortodokslar ve Doğu Trakya'nın dışındaki Müslümanlar karşılıklı olarak mübadele edilmesi kararlaştırılıyor. Zaten bu savaş süresince peyderpey gerçekleşti. Yani Balkan Savaşı yıllarında da, 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı yıllarında kesintisiz bir şekilde Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Sırbistan'dan Anadolu içlerine Türk göçü vardı. Orada dedeler şeylik yapıyor, çiftçilik yapar, hayvancılık yaparlar bir şey. Yani çadır şeylerde, ormanlarda çadırlar kuruyorlar bir şeyde, ovalarda. Onları anlattılar bize, söylüyorlardı. O zaman bizim orada 200 dönüm yer varmış, 200 tane koyun varmış, bakkal dükkanımız varmış. Hepsi orada kalmış. Çiftçilik. Koyuncular varmış, çiftçilik aynen böyle. Hayvanlar varmış. Tabii o zaman traktör yok, hayvanlarla affedersin, onlarla. Dediği gibi Yunanistan'da hep çiftçilikle uğraşıyorlarmış, hayvancılıkla, tarımla. Yani orada bayağı bir yerleri varmış anlatmasına göre. Yani 3000'e yakın küçük baş, 4000'e yakın büyük baş, bayağı büyük bir aileye tekabül ediyormuş orada. Bizimkilerin 250 tane koyunu, 50 tane hayvanları, orada büyük dedem benim ağamış. Bayağı hayvanlarını bırakmış. Yorganı şeyini ne evde buldularsa doğru Selanes. Bir de babamlar orada, dedem 5 katlı ev yapmış, bütün varını yoğunu oraya gömmüş. Buraya geldiğinde yoksul kaldılar tabii. Burada harcayacak herhangi bir paraları kalmadı. Annemin babası daha zengindi. Mesela olmuş olduğu Selanik'te ağaymış. Ovenciye de geldi, gene Ovenciye'de de ağaydı adam. Dedenin dedi bir arsası vardı. 500 tane koyun yayılıyordu içeride. Ve her bayram sabahı dedi, saydım dedi, Kurban Bayramı'nda camiden çıkan evleri karşıydı. Hayatta bir ettikleri giriş. Orada dedi 9 sofra camiden çıkanlar sizde yemek yemeden evlerine gitmiyordu. Gaz, tuz, şeker. Geri kalanını hepsini evde üretiyorsun. Trikotaj yok, kıyafet yok. Orada sülale dedim az önce. Sülalede bazı bayanlar, kadınlar yapar daha çok. Dokumacılık yapar. Giydiğimiz kıyafetlerin tamamını onlar dokuyordu. Vallahi neler yaparlardı. Kestane çok boldu diyor babaanne. Odaları doldururduk der, gider toplar toplar yerdik der. Odadan seçmece der yani, o kadar. O boldu der. Ya birbirlerine de işte şey diyorlardı eskiler, muhabbet, lakardi, lakardiye, muhabbete gittiklerinde en çok kestane olduğu için kestane pişirir veyahut kaynatır, ikram ederlermiş. Arada bir dere vardı, gidip görmek de mümkün oldu, nasip oldu. Derenin üst tarafında 40 tane Rumlar,
Alt tarafında da 80 tane Türkler vardı. Annemi hep irdeliyorum. Anne, nasıldı yaşadığınız yerler? Aynı bu oğlum işte, gel Elbasan'ı gör, bilmem Çakıl'ı gör, öyle küçücük köyler dedi. Rumlar var mıydı? Var dedi. Rumlar da komşularımız var dedi. Onlarla hiçbir sorunumuz yoktu bizim dedi. Yani memnundular orada da, durdukları yerde. Yani birlik de varmış. Bir memleketin adı neyse insanlar hepsi bir köye toplanırmış böyle. Birbirimizi der şey yaparız der. Buluşurduk yani. Düğünlerimizde çağırırdık, yerdik, içerdik, iyi geçirirdik dedi. Vatandaşlarla hiçbir sorun yok. Siyasi fikrin olmadıktan sonra hiçbir şey yok. Herkes burayı arıyor, oradakiler, bizimkiler ve orayı arıyor. Yani vatan dediğin zaman insan yaşadığı yerden kopması çok şey. Halam kucağında çocuğumda gelirken karşıdan da halamın anlattığını söylüyorum. Bir gelenler var. Yani onlar da o filikaya binecekler, gemiye çıkacaklar. Gelenin fark ediyor, kolunda bir sepeti var. Geliyor ama tabii 17 yaşında falan halam, sarıyor halamı. Al diyor evladım diyor. Yani şu tavuk, 13 tane de civcivi var. Biz diyor çok iyi günler geçirdik, siz de burada iyi günler geçirirsiniz. Beni de anarsın diyor, sarılıp öpüyor. Tabii buraya gelince buradaki insanlar da oraya gittiği zaman giderken dedemlere dost gibi gitmişler memleketlerine. Eğer demiş burada demiş, eğer siz demiş kalacağınız, yaşayacağınız, buranın şartlarını da anlatmışlar gidenler. Yani dost gibi ayrılmışlar. Buradakilerine dost gibi ayrılmışlar dedemden duyduğum kadarıyla. Hatta dedem hep diyordu, burada diyordu, buranın diyordu kışı sonradan gelir. Bize dediler diyordu gavurlar, yeleğinizi, montunuzu sırtınızdan çıkarmayın. Yıllarca çelik çomak oynadıkları bir yerde okul arkadaşının kafasını babam delmiş. Fakat babam buraya geldikten sonra bu gazeteci oluyor. Gazeteci olduktan sonra buraya geliyor. Babam işten gelirken çağırıyor, diyor ki gel bir şey sana söyleyeceğim diyor. Sürpriz getiriyor arkadaşının yanına oturttuğunda. Babama diyor ki gazeteci, tanıyor musun beni diyor. Tanımıyorum diyor. Bak diyor, benim kafamda bir yarık var. Buradan beni tanır mısın diyor ona. Babam şaşırıyor, diyor ki ne, kafasını gösteriyor. Yarığı var kafasında. Hala tanımadın mı sen beni Hutbi diyor. Benim başımı yaran sen değil miydin deyince babamla o Yunan kardeşimiz, yani dostumuz diyelim ona, biz kardeş olarak. Ondan sonra birbirini sarıyor. Öyle bir anekdot var. Bizden şöyle bir şey istediler. Ya 80 sene sonra, 90 sene sonra, 70 sene sonra, işte tam tarihini hatırlamıyorum ama en az 80 sene sonra bizi doğduğumuz, büyüdüğümüz, kokladığımız, ilk anılarımızı yaşadığımız, çocukluğumuzu yaşadığımız Selanik'e gönderir misiniz? Böyle içime bir ok gibi saplandım. Hemen arkadaşlara söyledim, bizim büyük mübalelerinin ekibine söyledim ve ekip yaptılar. Gerekeni yaptık. Diğer yanlarına aldıkları kişilerle beraber güzel bir Selanik turu yaptılar. Babamla yaşlı oldukları için bu çevrede Murat Bey'de bir arkadaşı daha vardı. Onunla beraber belediye başkanı bunları Yunanistan'a gönderdi. Özel minibüsten. Yanları bir tane doktor, bir tane diş bakıcıyla beraber 3-4 gün kaldılar orada. Hani memnuniyetini anlatamadı yani adam. O kadar memnun oldu. Gidiyoruz, onlar geliyorlar, görüşüyoruz, konuşuyoruz ama belediyemizin bir kardeş şehir ilişkisini yaratmak istiyoruz. Belediye başkanım sağ olsun bu konuda duyarlı. Bizimle sık sık bu konularda istişare etti. Biz de tabii mübadele torunu olduğu için bu tür bir kardeş belediyenin konusunda iyi olacağını, mantıklı olacağını ve ilişkilerin gelişeceğini düşünerek öneride bulunmuştuk. Bir köprü olsun diyor belediye bu konudaki dostluk faaliyetlerinin yürütülmesinde, kültürel faaliyetlerin yürütülmesinde. Biz de karar verdik, meclisten kararımızı aldık. Neopropaganda ile, en büyük olan Neopropaganda ve
Neokalikratya ile kardeş şehir ilişkisi kurduk. Onların nikahlarına gittim, düğünlerine gittim. 15 Ağustos'ta Rumların İsa mı çıkmış yukarı, Meryem Ana mı bilmem, bizi davet ettiler. Ben, torun, torba hepimiz gittik. Onların bir köyü var, 14 köy bir araya gelir. Orada onların gecelerine katıldık. Siz dediler Türk değilsiniz. Bizimkiler şortlu mortlu gittik hep biz oraya. Siz dediler Türk, çıkardık nüfus kağıtlarımızı, kalktık onların havalarından oynadık. O zaman bizim Türk olduğumuzu anladılar. İşte böyle. Yemekleriyle, müzikleriyle, kültürleriyle iç içe geçmiş iki ulus gün gelip bir arada buluşabiliyor elbet. Ancak dönemin şartları ne yazık ki topraklarından ayırırken birbirlerinden de koparmış onları. Günün siyasi şartlarının getirdiği zorluklara bir de karşılıklı kurulan çeteler eklendiğinde tarihe hüzün ve acıyla yoğrulmuş, yürek burkan hikayeler de not düşülmüş ne yazık ki. Orada da böyle aşırı milliyetçiler Türklerin köylerine baskın yapıp çocuğunu kaçırıyor, işte altın istiyor filan falan. Aynı şekilde bizden de böyle şeyler varmış, Türklerden de. Onlar da onlara karşı mücadele veriyorlarmış. Gelen bir tane askerin babamın vurulması için haber veriliyor. Haber veriliyor ama yanlış adam gösterince, adam yanlış anlıyor. Süngüyü o çocuğa takıyorlar. Babam oradan kaçıyor. Ormana girdikten sonra sarmaşık olur. O ağacın üstüne çıkıyor. Sarmaşıkla kendini sararak bir gece şeyde kalmış. Biz diyor, hep diyor şeye çıkıyorduk diyor. Ormana diyor, orta orama kaçıyorduk diyor. Baskı altındaydık diyor. Benim ayaklarım onun iki ayağı sakattı. Ben diye çıkıyordum, çıkamıyordu, evde kalırdım diyor. Ötekiler herkes kaçıyordu diyor. Çeteciler diyor, baskı yapıyorlardı bize diyor. Elimizde ne varsa almaya çalışıyorlar. Bu yakaladıklarını öldürüyorlardı diyor. Rumlar onlara çok işkence ediyorlarmış o zaman. Kayınvalidem anlatıyordu. Ablam büyüktü derdi, hep onu biz bacaya saklıyorduk. Anlatıyordu bize. Hatta babasını almışlar, bir daha getirmemişler. Yani öldürmüşler herhalde, gelmemiş. Onlar gelmiş, ablasının ikisi buraya gelmişler. Babaannemler falan gelirken atlarla ibeleri varmış, atların altınları falan, beşleri çok varmış. Ama Rumlar yolunu kesince babamları biz keseceğiz çocuklarını demişler. Aman demiş babaannem de, ne olur çocuklarımı ellemeyin, o ibedeki altınlar olduğu gibi vermiş Rumlara. Hatta bir amcamı da bebekti, altar bebekti, kaçıyorlar ya. Ağlıyor. Tabii biz bilmiyoruz da. Demişler ki şu atalım şu dereye. Bebek, altlar bebek ya. Hani ağlayan duyacaklar ya, bizi yakalayacaklar. Susmuş. Deyince o bebek susmuş. Bir de ağzını açmamış. Sanki Allah'tan sus demiş ona yani. Bir komşu vardı. O komşu güzel bir gelinleri varmış. Gelini adeta kambur yapmışlar. Sırtını şey yapmışlar, yaşlı göstermişler. Askerin biri, Rumlardan askerin biri gözüne kestirmiş. Belli bir noktadan sonra nasılsa kumandanları insaflı bir adammış. O askeri bir hayli hırpalamış. Askerler genç kızları alıyorlarmış. Ondan sonra rejimi bayağı bir işkence. Hatta benim yakın babaannemin annesini askerler evlerine baskın yapmış. Bebeği varmış. Bebeğinin, hani onların anlattığından dolayı bebeği kucağındayken onu öldürmüşler babaannemi. Bebek kalmış annesinin kucağında. Bebeğe bir şey yapmamışlar. Bebeği öldürmüşler. Bebek sonra kalmış. Büyüdü tabii, o da teyzemiz bizi. Ondan sonra belinde bir kemeri varmış, o kemeri almışlar, öyle işkence yapmışlar. Gavurlar koşturuyormuşlar onları. Bebeği varmış kucağında, o bebeğini kendini kurtarsın diye bir çalının altında bırakmış. Onlar yine arkada süngülerle koşturuyormuşlar onları. Dalbat Kemal amca anlatmıştım. Dedesinden kalma hatıra kaplar varmış, bakır, gümüş kaplar varmış. Birkaç tanesini beline sarmış,
Hatta hanımını da beline sarmış. Genç insanlar. Sonuçta bir noktada bunu da tespit ediyorlar. O kapları, kacakları alıyor, tüfeğin dibiyle eziyor. Ona çok ağlamıştı. Anlatırken de ağlamıştı, onları anlatıyordu. Gecenin bir yarısında böyle bir şey geliyordu ona. Şimdi diyor, şu anda ne geldi aklıma oğlum? Ne geldi dedim. Bizim dedi, perdelerimiz böyle hiç dışarıya ışık sızmayacak şekilde ineliyorduk diyor. Ve ayak sesleri geliyor gece. Rum palikaryaları geçerken, hey Kıpriyani, biliyorsun burada Türk kuzuları var, kesilecek. Bunu duyuyorum diyor, bir elimde halanı emziriyorum. Bir elimde de ruvol tabir ettikleri silah varmış onların o zaman. Silah da elimde diyor. Her an gelebilir gavur diyor, bekliyorum diyor. Yani böyle bir korkular içinde diyor, uyuyabilirsen uyu diyor. Böyle bir yaşam yaşamışlar. Babaannem anlatırdı. Gelirlermiş, evleri biliyormuş o Yunan çeteleri. Mesela öbür oradaki Rumlarla da iç içelerdi böyle beraber iç içe. Onlara giderlermiş, gelirlermiş babaannemin evlere bakar kimse yoklar. Öyle kendilerini şey etmişler, kurtarmışlar yani. Oradaki oranın Rumlarla iyi geçinirlermiş yani oradaki Rumlarla. Ama çeteler varmış. Yolda Türk kafilelerine özellikle yağma amaçlı saldırılar olduğuna dair kayıtlar var. Çünkü yanlarında nakit para götürülmesi istenmiyordu. Nakit para sakladıkları, ziynet sakladıkları gerekçesiyle Türklere karşı yağma teşebbüsleri olduğunu, yağma eylemleri olduğunu biliyoruz. Onayla beygir arabalarından yolda gelirken çeteye den gelmişler, Rum çetesine. Çete bunlardan para istiyor. Niko da dedenlere yardımcı oluyor. Niko diyor ki bunlar tütün kırmaya gidiyor bizim taraftan. Nenem sabah gece yarısı kalkıp fırına ekmek atıyor. Fırından ekmekleri çıkarıp çeteye iki tane ekmek veriyor büyük somun. Dikkatimi çeken orada bir başka önemli konu vardı. Belediye başkanı olarak. Konuşurken olaylar o kadar içlerinde, olayları içlerinde o kadar sıcak olarak saklamışlar ki günüyle, saatiyle, tarihiyle söylüyorlardı. O kadar etki altında kalmışlar ki şu gün, şu saatte şurada olduk, şurada dipçik yedik, burada işte hayvan muamelesi gördük, aç kaldık, susuz kaldık, milimetrik anlatırlardı. Sadece Yunan çeteleri vardı dersek, o da bir yerde yanlış olur. Bölgede Yunanistan, Bulgaristan farklı etnik grupların ayrı ayrı bir hüküm sürdüğü bölgeydi. Ayrı ayrı çeteler mevcutlar. Yani bunlar da hep tabii bölge insanına ister istemez zulüm yaratıyorlardı. Bulgar katliamları hız kazanınca vatandaş çaresizlik içinde bir güç arıyor. Hani elinde silah yok çünkü. Bekir Sami Bey Paşa'ya müracaat edip 600 adet silah alıyor, halka dağıtılıyor. Orada milis gücü oluşturuluyor. Ve Bulgar çetelerine büyük zayiat verdi. Orada bizim Türkler de büyük zayiatlar verdiler tabii o arada. Zaten benim birisi çeteydi. Benim dedim bir tanesi. Çeteydi o. Orada kaldı o. Bizle beraber gelmedi o. Yunanistan'da kaldı. Sonra geldi o, kaçtı. Oradan kaçak, o da sonra kaçak geldi ya. O da kaçak geldi sonra. Hatta bu Kamilova'da Hüseyin Yılmaz, bu Aycanların, şeylerin dedeleriydi ha, Balkanların. Köyünde, bu yine Seyfi amcadan dinledim. Dedi ki papazı geldi dedi ki, şu cami ezan okuyor, şu minareye dedi çanı getirelim dedi, koyalım. Ne diyorsun sen dedi, hangi camiye şey koyuyorsun? Evet dedi, konuşma dedi, buna saldırmaya kalktı. O arada Hüseyin oğlu geliyormuş. Bu Ali Rızalar'ın dedesi, babası. Oğlum dedi aslan. Aslan şeylerin, Aycanların dedesiydi. Aslan ne duruyorsun? Bak dede babaya saldırıyor demiş kefere. Hemen oradan çekmiş Hüseyin bunu, bıçaklamış.
Ondan sonra kaçmış dağlara ve göçe kadar, buraya gelene kadar hiç daha dönmemiş geri. Daha daha dolaşarak gelmişler buraya, Kamil Ova'yı şey yapmışlar. Benim dayımın eve baskın etti. Rahmetli anacığım anlatırdı. Bize de şey yaptılar, Yunanlar da baskın yaptılar der, anladın mı? Bir çete grubu vardı der. Anladın mı? Her zaman rahatsız ederdi. Dedemin kayınpederi, dedem İzgüveysi'ymiş. İsmi Arnavut'tan gelmiş o zaman. Harpte herkes bir yere geldi ya. Bizi nasıl Konya Karaman'dan oraya yolladılar. 300 sene kaldık. O dede çok fenaymış. Arnavut'muş. Orada çok Rum kesmiş. Bunun damatını. O kadar kuvvetliymiş ki amcam. Dedemiz İslam dede. Şimdi gittiniz mi? Çüt ile. Bizim köyden Çüt ile gitmek için ara yol var. Demişler seni İsteri çağırıyor. Bana demiş bir şey yapacaklar. Çünkü Türkleri böyle çağırıp keserlermiş. Babaannem Ağustos ayı. Sofrayı kurmuş, o ekim biçmeden gelmiş. Babam 40 günlük, babaannemin kucağında. Öbür çocukları daha büyük. Giderken o göstereceğim kesildiği yeri. Orada 13 kişi bunun üzerine atlar. Gözünü çıkarırlar, derisini kaynatasına inat. Dedeme ızdırap vererek şeytarlar. Gelir babaanneme haber. Babaannemi alır oradan Türkler. Orayı götürürler. Dedenin kesesinde altın geçermiş o zaman. Bir de altın saati varmış. Onu çıkarmışlar, babaanneye vermişler. Dedemi oraya gömmüşler. Yüz binlerce insanın dönemin ulaşım şartlarında yüzlerce kilometreyi organize bir şekilde kat edebilmesi, Lozan Barış Anlaşması'yla garanti altına alınmış olsa da kontrol altında tutulamayan yüzlerce olay da cereyan etmiş. Çetelerden görülen zulüm bir yana, gerek hava şartları, gerek imkansızlıklar, gerek salgın hastalıklar, ana yurda dönüş yolunu da büyük bedeller ödenen çetin bir sınava çevirmiş. Zenginler katır arabasıyla gelmişler. Bir alt zenginler at arabası, üçüncü kuşak zenginler öküz arabasıyla gelmişler. Bizimkilerin anlattığına göre 4 günde gelmişler. At arabasıyla da 6 günde gelinir, öküz arabasıyla 26 günde gelinebilir bir mesafe. O zamanki yol iz yani durumu. Çekilen eziyetler, sıkıntılar, aç, susuz, yolda ölenler, ölenlerin denize atılması, bunların hepsi gözler önünde oluyor. Yorganlarla yani o kadar fazla bir eşya getirmemişler. Yorganların içlerini de değerli eşyalarını sarmışlar. Öylelikle burayı getirmişler onları o şartlarla. Küçük küçük altınlar yapmışlar. Annemlerin ayaklarının altına koymuşlar onları Türkiye'ye gelirken. Çektikleri büyük. Hani konu komşu anlatıyordular, kalabalık çocukları olduğunda birini alabiliyordu, birini alamıyorlarmış. Anneler kahroluyormuş. Bu şekilde çocuklarını kaybedenler olmuş. Çok büyük acılar çektiler. Acıbayram köyünden arabalarından, at arabaları ve öküz arabalarından, hayvanlarıyla yürüyerek Acıbayram köyünden Selanik'in içinde, o kalenin dibinde oraya geliyorlar. Orada 3 ay ve 3-4 ay gibi bir zaman içinde orada gemiyi bekliyorlar. Bu gemilerin o günkü koşullardaki yol alma hızları, işte taşıma kapasiteleri sınırlı olduğu için mutlaka orada insanların bekledikleri bir süre oluştu. Yani bu kimi büyüklerimize göre 3 ay, 4 ay, kimilerine göre 2 ay, 1 ay gibi sürelerde oluştu. Kalikratya Limanı'ndan 4 tane Rum gemisi kalkıyor, 2 tane de Türk gemisi. Yani bir an önce mübadele gerçekleşsin diye. Kalkan gemilerin isimleri de manidar. Mustafa Kemal Paşa vapuru, diğeri de İsmet İnönü vapuru. Yani bu da ilginç bir şey. Ve kendi vapurlarımızın isimleri de önemli. Cumhuriyet vapuru, İstiklal vapuru, Hürriyet. İşte Gülcema çok bilinen bir vapurdur. Altay vapuru, Turan vapuru. Yani vapur adları bile bir şey aslında ortaya koyuyor. Orada hanlar varmış Selanik'te. Babanı anlatır. Orada dedi, abi bitti. Bütün yaşlarımız dedi öldü. Oradan gelirken vapurdan, orada babası
yolda dedi, yiyecekler ölürken hep denize atlar dedi. Biz geldik buraya. Mübadillik bir ızdıraptır. Bir acı çekmedir. Üç kız kardeşiyle bir de babam gemiye binerler. O arada Bahriye ismindeki 6 yaşındaki halam şikayet ediyor. Anne karnım çok ağrır diyor. Sen bir ülkeni terk ediyorsun. 400 sene yaşadığın bir ülkeyi terk ediyorsun. Bu haleti rüya içinde Bahriye'nin anne karnım ağrıyor demesini duymaz bile babaannem. Tamam kızım falan arabaya biner, gemiye binerler. O kadar şiddetli bir sal ki 1,5 gün sonra kız ölür. Bir hafta onlar şeyde kalmışlar, denizde, Gıvapur'da kalmışlar. Hatta gelirken annemin kardeşi vefat etmiş, denize atmışlar. Çok eziyet içinde çektik diyor. Kimisi diyor, yatacak yer bulamazdık diyor. İstifra ediyorlardı çocuklar diyor. Herkes diyor, korkuyorduk denizden diyor. Yani çok büyük eziyetler içine gelmişler buralara. Dedem gemide ölmüş. Türkiye'ye çıkmış ölmüş işte, gemiden çıkmış ölmüş. Hiç görememiz buralarını. O arada gemi yönetimine haber verirler. Dediler cenazeyi getirin buraya. Bulunan bir yatak çarşafında anneannem de bebeğiz, halamı sarar 6 yaşında. Götürürler. Yere bırakın der. Bıraktılar. Personeline talimat verdi. Bana de 2-3 kilo ağırlığında bir demir getirin. Hani ölülerin üzerine bir ağırlık koyuyorlar şişmesin diye. Dedem de sandı öyle bir şey yapacak. Orada akrabalar anlatırken beyaz bir şeyin diyor denize uçtuğunu gördüm diyor. Ya neydi falan geri bir baktım Bahriye yok diyor. Ya ne oldu? Bahriye ne oldu? Ay gemide ölmesin. Çocuklar çocuğumu denize atmasınlar. Gemide ölmesin. Çocuğumu denize atmasınlar diye söylermiş. Babaannem ne yaptılar dedi Bahriye'yi dedi. Tabii dedem teselli etmesini beceremedi. Denize attılar dedi. Nasıl denize attılar demesinle beraber Bahru diye ellerini arasına çekti. Kadınlar çöktüler başına, tamam. Nazife'ydi ismi. Allah sabır versin gibilerden. Ve böyle üç kız bir erkek olarak binilen gemide iki kız bir erkek olarak buraya geldik. Tüm bu zorlu şartlar geride bırakıldığında tam her şey sona erdi deyip rahat bir nefes alınacakken bu kez de yeni yurtlarında yepyeni bir yaşam mücadelesi başlar mübadiller için. Beraberlerinde getirdikleri dilleri yeni yaşam yerlerinde hayata tutunmalarına önemli bir engel teşkil ederken diğer yandan da asırlara dayanan hafızalarını orada bırakmanın yüreklerinde yaktığı özlem ateşi çoğu zaman onulmaz bir yara halini alır onlar için. Belediye başkanımız çağırmıştı şeye, AKM'de gösterdi işte. Neden Rumca öğrenmiş bizimkinler? Rumların daha çok olduğu yerde oturuyormuşlar. Ondan Rumca öğrenmişler. Onlar mesela Langazalı köyünden, Dramalı köyünden, Nastiç köyünden gelenler var. Bunlar Rumçayı bilmezler. Ama babam Rumların içinde yaşadıkları için fevkalade Rumçayı da bilirdi. Ana dili gibi konuşurlardı yani. Çocukken de öğrenmiş orada. Sonra bizim mahallemiz hepsi, yaşlılarımız hep Rumca biliyorlardı. Biz çok iyi geçindik komşularımızla. O kadar komşuluk yaptı ki büyüklerimiz sonra Türkçe bilmiyorlardı. Biz birbirimize çok arkadaş gibi gidip gelirdik, evimiz açıktı. Hiç kilitli kapımız yoktu yani. Yani şeyi gayet, cicannem, annem, amcam, bunlar hepsi, hele bilhassa cicannem hiç Türkçe bilmiyordu. Hep Rumca konuşuyorlardı. Evde Rumca konuşuyorlardı. Diyordum ki buralara kadar geldiniz niye Türkçe konuşmuyorsun? Hani biz de sana yardımcı olalım. Bilmiyordu yani. Çok mücadele ettik ama hiç Türkçe öğrenmeden maalesef
İşte 70 yaşında vefat etti anneannem. Annemle babam, biz yukarı çıkardık bunu işte. Annemle babam bu evde. Onlar ikisi Rumça konuşurlar. Biz ne zaman ya beden bizim yanımızda da konuşurlar mı? Biz öğrenelim. Ben babaannemden biraz çat pat yani biraz yani öğrendim ben işte. Yani ekmeği, suyu, kaçmayı, yeme, oturmayı hep babaannemden öğrendim. Tam arasında öğrenemedim yani. İşte. Tek anneannemle dedem geliyorlardı. Onlar konuşurken onlardan bir iki kelime ben tam bilmiyorum yani konuşamıyorum. Ya Rumca mani falan bilmem de bir iki tane böyle babaannemden kaptığım kadar böyle Rumca şarkı var. Yalnız annem Türkçe hiç bilmezdi. Orada mektebe gitmedi. Gitmeyince yanında onun Stereo diye bir Rum arkadaşları vardı. Çok yakın akrabalı, yani arkadaşı. Onun kızınla devamlı oyun oynardı her gün. Tamam mı? Tabii biz oradan geldikten sonra, biz tabii burada 1940'da doğduk. Okula giderdik, ilkokula giderdik, Türkçe okurduk. Eve gelirdik, Rumca konuşurdum. Annem bilmiyordu. Biz üç kişi ortaokula gittik, Silivri Ortaokulu'na. Gittik, o sene üçümüz de sınıfta kaldık. Demin de söyledim ya, Rumca'da bir laf ettiler bana, ben bir daha dilimi yuttum okulda, konuşamadım. Ayıp diye, bilmem ne diye falan bir eziklik hissettim kendimde. Konuşmayı öğretmedi de, biz öğrenmek istemiyorduk ki, bizi yadırgadılar Rumca biliriz diye. Öğrenmek istemedi yeni yetişenler. Ben mesela şimdi torunlarıma 20'ye kadar saydırıyorum. Küçük torunum var bir tane mesela. Anneanne sen yabancı dil konuşuyorsun mesela. Nasıl konuşuyorsun? Ben eşime diyorum mesela patriotça çocuklara para ver derim mesela. Patriotça. Ay anneannem yabancı dil konuştu. Orada babam giderdi. Yani birkaç arkadaş tırpan biçmeye giderlerdi. Nasıl diyelim bizim Adana gibi ya. Sıcak memleket. Oraya giderdi tırpanla hekim içerlerdi. Rahmetli babam burada şey biçerken, tırpan biçerken Larsa, yani başlarını söylemeler, aklına gelirdi orası. Anladın mı? Babamlar çok isterdi, hep derlerdi. Gitsek de görsek annemizin babamızın yaşadığı yerleri. Ama gidemediler onlar o zaman. Anne dedim, gitmek ister misin? İsterim oğlum, isterim tabii. Hep orada rüyalarıma giriyor diyor. Kalk getireyim seni. Ah şimdi abi, kalk anne gidelim. Allah'a şükür her şeyimiz var dedim. Ha gideriz, ha gideriz. Gidemedik işte, anladın mı? Hep orayı hayal ederdi. Özellikle dedem, babamın babası hep isterdi. Kızım beni oraya götürün. Biz çok küçüktük. Yani gözleri açık gitti desem yeridir. Bu mübadillerimizle yaptığımız konuşmalarda ağlamayan bir tanesine rastlamadım. Hepsi ağladı. Bıraktıkları anılar, bıraktığı at arabası, bıraktığı atları, öküzü, işte samanlığı, harman yeri, bağı, bahçesi, evi, evindeki kuzineyi anlatanlar, evindeki ocaklık diyorlardı, şömine diyelim şimdi modern ismiyle, onları anlatanlar, hep bunları yüzlerine baktığınız zaman o dramı yüzlerinde zaten görüyordum. Hem yüzlerindeki dramı hem de yüreklerindeki acıyı hissediyordum. Efkarlandıkları zaman başlarlardı tabii ki orayı hayal edip şarkı söylemeye. O şarkılarla işte yani yaşadıklarını anlatırlardı aslında. Şarkı deyip hüzünlenir, ağlarlardı. Ben üçüncü kuşak bir mübadilim. Ben sadece iki kuşağımın mezarını biliyorum. 3-4 daha ötesi yok. Yani biz her zaman bir yarımız o topraklarda. Oradaki özlemi halamdan şöyle anlatabilirim. Şimdi evimizi az önce ismini söyledim. 3 katlı ev yapmış. Halamın söylediği o kadar güzel ev yaptık. Pidumu. O kadar güzel ev yaptı pidumu. İçinde oturamadık. 13 yıl oturmuşlar. Hiç oturmadıklarını sayıyorlar. Gittik orayı
Sivas'tan gelme bir tane Rum vardı. Kadın. Türkler geldi deyince kadın çıkmış, yaşlı kadın. Çıkmış, çıktı içeri. Kim dedi Türkiye'den geldi? Biz geldi. Sen nereden geldin dedi. Nereden geldin? Biz dedik İstanbul'da geldim. Ben de geldim dedi şeyden dedi. Sivas'tan dedi. O kadın dahi Sivas'ı nasıl özlemliyormuş? Gittiniz mi hiç oralara? Benim memleketim nasıl diyor. Oradaki insanlar hasret gidiyor, duyuyorlar. Bizimkine hiç duymayacak olur mu? İmkan var mı buna? Yok. Bunlar da asıl duyuyorlardı memleketi. Ama ne yapacak bir şey yok. Mecburiyet karşısında bulunduğun yerde ikamet edeceksin. Bende hasıl olan kanaat odur ki mübadelenin psikolojik sıkıntısını yeni nesle aktarmak istemediler. Çünkü yeni yurtlarından razıydılar. Yeni yurtlarında memnundular. Biz buradaki gelen büyüklerimize yetiştik. Diyorduk ki orası nasıldı? Bize anlatmak istemiyorlardı çoğu şeyleri. Niye? Çünkü oraya dönüşü olmayan bir yol vardı. Biz buraya alışalım diye. Benim babamın dediği mesela, babam daha 70 senesinde öldü. Bizim buralarda bir Selanik kadar güzel bir yer. Orasının güzel olduğunu söylediler. Fakat ben babama söyledim. Baba dedim, köyünü dedim özler misin? Gitmek ister misin dedi. Güldü. Oğlum dedi, Kamil Baba dedi, Plajomsa'dan 10 kat daha güzel dedi. Topraklara 10 kat daha bereketli dedi. Nesini özleyeceğim ya dedi. Ben de orada Rum korkusunda büyümüşüm dedi. Yok hayır, nefret etmiş durumdaydılar. Çektikleri sıkıntılardan dolayı orayı özlemek diye bir şey yok. Yalnız babamın hani Yunanistan'daki çektikleri acıları sürekli hatırladığında onların adlarını anmayın diye bize yasak koyuyordu. Yaşlanınca görmek istedi oraları. Kimi mübadiller özlemlerini dile getirmekten çekinmese de, kimileri ise yaşadıkları sıkıntıları gelecek kuşaklara aktarmaktan imtina ederler çoğu zaman. Evlatlarını yeni yurtlarında yeni hayatlarına adapte etmek için bağırlarına taş basıp yarınlara ana vatanda güvenle bakabilmek isterler. Bunun yanı sıra köklerini unutmak da onlara göre değildir hiçbir zaman. Beraberinde getirdikleri kültürleri, adetleri, yemekleri ve tüm yaşam şekillerini büyüklerinden öğrendikleri haliyle burada da sürdürmeye özen gösterirler. Bizim oradan getirdiğimiz en büyük hazine bir sandığın içerisine koymuş oldukları dilleri, yemekleri, kültürleri, halk oyunları, ninnileri, manileri, atasözleri, kına gecelerinden tutun sünnet düğünlerine kadar işte çocuğun doğumundan ölüm şeyine kadar her türlü örf ve adetler, ananeler o az önce söylemiş olduğumuz sandığın içerisinde buraya getirildi. Met etmek gibi olmayalım. Bizim yemek kültürümüz kuvvetli ve iyiydi. Bize düğünlerimize yemek yapılırdı. Bugün restoranda o yemekleri yemezsin. Yok. Onu yufkayı açarsın, hamurunu ince yaparsın. Yufkayı açtıktan sonra onun arasına böyle ceviz de koyarsın. Biz sade yapardık. Cevizi de olur. Onu böyle açtıktan sonra arasına böyle oklavayı, kalın oklava olacak ona. Onu böyle büzersin. Büzdükten sonra ikiye böyle katlarsın. Öyle dizersin sıra sıra. Ondan sonra şekerli su, şerbet atıp pişirip yersin. Hala biz yapıyoruz yani onları. Ayvalı pırasa, etli. Hiç yediniz mi? Ya işte mesela pırasa, kuşbaşı eti, ayva, sirke, hani yağsını, salçasını, domates suyunu katıp bunları hepsini hiç su atmadan en kısık ateşte, eskiden maltızlar vardı. Şimdi ocağın en küçüğünde bir saat pişirmeyle o sebzenin tadında pişen yemek. Papaz yahnisi. Hiç yediniz mi? Küçük arpacık soğanlarında. O da ayvayla oluyor. Ekşi eri katılır. O da etli oluyor. Mesela o da ayrı bir yemeğimiz. Pırasamın yeşil tarafını doğruyorum. İçine nor atıyorum. Yumurta atıyorum. Ondan sonra soğanla kavuruyorum. Üzerine hepsini karıştırıp
Hamuru açıyorum, ortayanı döküyorum, üstüne de hamur koyuyorum. Yemeklerin çok güzeldi. Ben medet etmiyorum ama bizim yemeklerimiz kimse yapamaz diğerleri. Bilmiyorum, yapamazlar yani. Çoğu burada yemekleri bizden öğrendiler burada. Bilmezler yemek yapmasın ama biz onu orada bizim kültürümüz orada, yemek kültürü çoktu bizim orada. Çok güzel bizim dilme dediğimiz bir tatlı var. Onu iyi yaptığın zaman hiçbir tatlıya değişmezsin. Annemin en güzel yaptığı dilme. En güzelini onu yapardı. Bizim burada tarlalarda çalışan işçiler her öğlen yemeğe bizi evden veriyorduk. Annem bu patriot böreklerini, dilmeyi çok güzel yaptığı için vallahi millet çağırmadan tarlaya çalışmaya geliyordu. Biryan, soğan kavururduk, pirinci de kavururduk. Nasıl şimdi pilav yaparsın, salça koyardık, et suyundan pişirirdik. Kapakta pişirirdik. Yoktu böyle fırınlar, şeyler. Kapak yakardık. En enteresan olay, ince küçük misket yapılmış şekilde köfteler kızartılır. Sarımsaklı yoğurdun içine konur. Tatlı yedikten sonra ortaya konur. Herkes birer veya ikişer kaşık yer. Tatlı şeyi olmamışsın diye. Çok enteresandır bu. Baklava bizim, onların değil. Onlarla, onların tatlısı dilme. Hamur açıyorsun. Burada yapıyorlar ama bizim patriotlar yapıyor. İçine onun bir şey döküyorlar şekerden yapıp. Dilme onların tatlısı. Ama baklava onların değil. Ben getiriyorum bu baklava. Bütün Rumlar geliyor bana, hoş geldin. O papaz bile makam arabasından geliyor bana. Bizim esas kendi tarhanamız, yani annemlerden gördüğümüz. Akşam yoğuruyorduk, sabah seriyorduk, kurutuyorduk, uyuyorduk. Ama sonradan işte komşuların bizimki çok tatlı oluyordu. Tatlı olduğu için sonra bir haftaya çıkardık. Bir hafta sabah yoğuruyoruz, akşam yoğuruyoruz, sabah yoğuruyoruz, akşam. Bir hafta sonra seriyorduk, işte kurutuyorduk. Öyle içine her şeyini, soğanını, domatesini, her şeyini, biberini, her şeyini de koyuyorduk hamurun içine yoğururken. Öyleydi. Akşamdan yoğururduk onu mesela, bir hafta 10 gün. Her sabah yoğuruyoruz. O kabardı, yoğurdukça kabarıyordu böyle. Ondan sonra küçük küçük lokmalar, bahçede çarşaflar serilirdi böyle kilimlerde. Onları küçük küçük lokmalar yapıp ovalıyorduk onlar mesela. Eleklerden eliyorduk. Hala da devam ediyoruz onları, büyüklerden öyle gördük. Onları sürdürüyoruz biz. Alıştık yani büyüklerden onları göre göre. Hala devam ediyoruz onlara. O zaman biliyorsun böyle tabaklarda ayrı ayrı yemek yoktu. Sabahleyin bir tepsi tarhana, sütlü. Yerdik onu tarlaya. Benim babaannem açıydı zaten. Yani burada şimdi bu civarda eskiden düğünler şeyle yemekli oluyordu. Daha babaannemin herhalde yaptığı yemekler lezzetli olurdu, bilmiyorum. Düğün yapacakları zaman derlerdi ki ben seni açı tutacağım, ne zaman boşsun diyor, ona göre harici şey yapayım diyor. O diyordu mesela bu hafta doluyum, öteki hafta boşum, ona göre düğün tarihi kesiliyorlardı. İlk önce babaanneme soruyorlardı. Örneğin kızı isterken o ailenin en büyüğü kimse ondan sorardılar. Ondan isterdiler. Hani babadan evvel dedeler gelirdi. Ondan kızı isterdiler. Ve kızla aracı olan evin amcası olur veya teyzesi olur. Direkt baba kıza da sormuyor. Hani ister misin, istemez misin diye. Elçi olarak onlar oluyordu. Onlar babaya haber getirir, evet kız istiyor diye karar verirdiler. Düğün yemeklerimiz, çok büyük sofralarımız vardı. Benim düğünümde bile davullarla kurban alıp da bize gelinlik tarafına getirirlerdi. Onu bize kız tarafına getirirlerdi. Biz de onlara tatlı verirdik tepsiyle. Ve bir bereket vardı, bir bolluk vardı. Herkes birbirine yardımlaşma. Bir düğün yapan adam o kadar şey meşakkat çekmiyordu, o kadar sıkıntı yaşamıyordu. Konu komşu fırınlarda ekmek pişiriyordu. Tepsilerle baklavalar geliyordu, börekler geliyordu. Yani düğünler çok şey oluyordu, 3 gün 3 gece. Kına gecelerinde özellikle gelin tarafına gidiliyordu. Kınaya erkek tarafının annesi altın koyuyordu avucunun içine, hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra bir de baklava falan getiriyorlardı. Oğlan tarafı kız tarafına, kız tarafı da eğlenceli bir şekilde
çalgılarla birlikte onlar da karşılık veriyorlardı yani. Onu hatırlıyorum. Bir hafta evvel kızın saçına kına vuruluyor. Erkek tarafı hamam takımının kınasını getiriyor, kuru yemişini. Onu saçına vurulan, ayaklarına vurulan kınayı hamamda yıkıyorlar kızı. Eline vurulacak kına düğüne 3 gün kala oluyor. İkinci bir şey. Hani o ayrıca oluyor. Hediye almak Rumca. Orada tefil edilir. Herkesin o bir akrabasından bir şey istenir. O da gelir ya para verir ya bir şey verir. Onu böyle çalgılar eşliğinde oynanıyordu. Yani bizim düğünlerimiz çok bambaşkaydı. Mesela patriot olduğu zaman her iki taraf, kız tarafı, oğlan tarafı tatlı almaya gidiliyordu davullarla. Mesela söylüyordu mesela sen Ahmet Mehmet'ten hediye ister. Herkes bir şeyler veriyordu adet olarak yani. Onun şarkısını, türküsünü söylerlerdi. Tupişkeş kalevumi. O getirip işkeşi. Yatu yatu tupişkeş. Tupişkeş Cemal Efendi. Onu bilmiyorum, onu söyleme. Onun şarkısını bilmiyorum. Yani o gel... O da şimdi siz mesela misafir, düğün sahibinin kardeşidir, ablasıdır, her neyse pişkeş isterlerdi. İşte bizim babamın, bizim de bizden pişkeş alırken bizim eşeği çıkardılar ahırdan. Biz de o zaman çocuktuk. Düğünlere bizi pek almazlardı. Sokaklarda bir tepsi tatlı alırdık. Bütün çocuklar akşamleyin toplanıp onu yerdik. Yani bağdaşma vardı. Arkadaşlık vardı, kardeşlik vardı. Yani herkesin yüzü gülerdi. Tatlı alıyoruz. Hilmi abiyle hiç unutmuyorum. Bak yıllar asır geçti. Şeyin o düğün evinin merdivenlerinden eşarplar yağıyor üzerimizde. Ve damada gelinin geldiğini ilk gösteren bir müjde yastığı 2 tane de gaz lambası vardı. Onları kim damada yetiştiriyorsa damadan bahşiş alıyordu. Gelin arabaları geldi. At arabalarından aldılar bizi. Geldik. Ben buradayım, evdeyim. Git de gelin almaya. Ben gittim tabii. Gelin o zaman adı yoktu. Damata gitmezdi. Damat beklerdi. Davullar, zurnalar, araba o zaman otobüs de yok. Kamyonlarla, açık kamyonlarla. Bir taksi tuttular işte gelin için. Diğerleri açık arabalar geldiler. Orada yediler işte, tekrar buraya geldiler, burada yine yediler işler. Düğün bizim düğünler çok güzel olurdu. İçeride olurdu, erkeklerden gizli olurdu. Kadınlar toplanırdılar bir araya, böyle mağaza gibi yere. Vallahi korkudan camları bile kapatırdılar. Erkekler bakmasın diye gazetelerle örterdiler. Düğün adetleri bizim 2-3 gün yapardık. Dağlılar yemek ayırdık, kavradık, içkilemişler o biçimde be. Ya. O zamanki düğünler bu zaman düğün sıfır yanında. Yemeni verildi. Çalgısı çalardı, kına gecesi olurdu, eğlentisi olurdu. Masalar, hani söylemek çok ayıp bu laf, masalar kurulurdu. Yani alem büyüktü yani. Sadece Selanik'ten gelenler değil, Nasliç'ten, Drama'dan, Langaza'dan, Gevgeli'den ya da Yunanistan'ın birçok bölgesinden gelen mübadillerin tek bir ortak noktasını fark ettik onlarla yaptığımız tüm bu röportajlar esnasında. O da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le hemşeri olma gururunu kimseye kaptırmamak adına hepsinin ortak bir dille Selanikli izlemesiydi. Gelin son olarak Ulu Önderimizin şanlı hemşerilerinin onun hakkında neler düşündüklerine kulak verelim. Atatürk 1936'da mı 37'de mi buraya gelmiş. Ama şu yol tekti yani bu yol yoktu, öbür yol vardı. Eski köprüden oradan giden yoldan. Tebdili kıyafet gelmiş buraya yanındaki birkaç kişiyle. İşte top sahasının oradan gelmiş. Şu gördüğünüz şimdi Atatürk'ün oturduğu yer. Şu gördüğünüz yer. Hemen o kuyunun yanında oturmuş. Bildiğimiz şu, zaman zaman Atatürk Florya Köşkü'ne gelince Florya Köşkü'nden çıkıyor, hatta kaçamak yapıyor. Çakmaklı'ya, Kumburgaz tarafına ama en çok geldiği yer Kalikratya. Çünkü yer çok güzel. Burada oturuyor, işte Cafer Ağa var, onunla sohbet ediyor, kahvesini içiyor, çayını içiyor. Bizim komşu çalıştırıyormuş kahveci o zaman, Cafer amca vardı. Ben o adamı tanıyorum. O adam
kahve ikram etmiş şeye, Atatürk'e. Atatürk buraya benim babamın kahvesine gelip kahve içti. Atatürk Mimar Sinan'a geleceğini duyunca bizim büyüklerimiz, nenelerimiz erkenden ekmek çıkarıyorlar fırından. Atatürk'e kahvaltı verecekler. Atatürk geldi, 9 yaşındaydım ben. Abim kolumdan tuttu beni, Mimar Sinan'a gittik. Paşa, köylü kadınlar ekmek götürür, somun ekmek götürürler. O ekmek 3 sefer böyle öptü. Sormuşlar nasılsınız? Atatürk sormuş onlara nasılsınız? İyi misiniz demiş. Rahat mısınız? Rahatız demiş. Çok şükür de. Ne bir şeyiniz var mı demiş. Biri demiş ki topraklarımız az demiş. Siz bizi buraya getirdiniz. Burada tuzlu su mahsul olmaz. Çocuklarımız denizde boğulur. Biz burada aç kalırız. Bizi ormanlara ver. Biz orada keçi koyun yapıyorduk. Orada da burada da aynısını yapalım. Ve Mustafa Kemal Atatürk bir Balkanlıydı. Balkan ruhunu biliyordu, Balkanlardaki Türk yemeğini biliyordu. Bu insanların Türkiye'de tutunmaları için, güçlenmeleri için gereken inisiyatifi kullandı. Mesela denizi kullanmayı bilmeyen Balkanlılara, kıyı bölgelerine yerleşen mübadilleri denize yönlendirdi. Çeşitli tarım alanlarına özgüledi. Ben sizi öyle bir yere getirdim ki bak sınırsız tapusuz yer demiş. İstediğiniz yer sizin. Hepiniz çiftçilik yapmayın. Bak balıkçılık var bilmem denizle ilgilenin falan. Babamın anlattığını anlatmak istiyorum. Atatürk'ün köşkünde bir inşaat işinde arkadaşlarım çalışırken Atatürk indiği zaman köşkünden selamımızı verip selamımızı alıyordu. Alçak gönüllüydü diyorum. Bu içimden çıkmıyor. Herkese anlatıyorum. 9 yaşından diyor sen. İri, babayız bir adam, çakır gözlü. Öyle bir adam gelmez be. Atatürk'ü ben gördüm. Çırpıcı çaylarında dayandı Atatürk. Geçtiği zaman, Çatalca'dan geçtiği zaman Çırpıcı çaylarında dayandı Atatürk. Atatürk'ün adı da vardı kendi de. Atatürk gibi başka gelen yok, yok. O bir taneydi nurlar içinde yatsın. Atatürk'ün bugün ölümsünden korkanlar var. O haldeyiz yani. Atatürk bizim baş tacımız. Bu vatanı bize hediye etmiş. Büyük mücadeleler içerisinde. Ömrünün 15 yılı iktidar olarak yapmış yani yönetici olarak. Diğer zamanlarda harplerde geçmiş bir adam. O bizim anlatamam yani sığdıramam onu bir kelimelere. O bizi öyle bir aşıladı ki annelerimiz, babalarımız ki Atatürk'ü böyle andıkça gözlerimiz yaşarır. Biz onunla büyüdük, onunla öleceğiz inşallah. Biz Atatürk çocuğuyuz yani hepimiz. Çoluk çocuğumuz da öyle. Biz Atatürk'ü her zaman yanındayız. Her zaman da dua ederim ona. Allah rahmet eylesin. Memleketimizi kurtardı. Geldik buralara, rahat ettik. Ne düşünüyorum bilir misin? Bu topraklarımızın çok ihtiyacı var. Sağlasın toprağını çıksın böyle bir Atatürk çıksın. Günümüzde çok ihtiyacı var bu topraklar. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı ve mübadele meselesinde 100. yılı artık girdi 2023 ile beraber. Önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarını şükranla minnetle anıyorum. Mübadele bir gerçektir ama ondan daha önemli gerçek, yok olan Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden dağıtılmış ordusu hiçbir şey kalmamış bir milletin ayaklanarak, liderinin etrafında toplanarak, Kuvayi Milliyecilerin önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet haline getirilmesi ve Cumhuriyetimizin 100. yılında bugün kutlamış olmamız bizim için en büyük gerçektir. Bir Atatürk'ün hemşerisi olmaktan gurur duyuyorum. Her zaman da gittiğim yerde Atatürk'ü anıyorum. İyi ki varmış. Ben mübadillerin Atatürk'e bağlılığını, evet bir hemşeri olma duygusu ama esas şey oradaki esaret süren bir hayattan burada yeni vatanlarına, özgür yaşamlarına, yeni topraklarına kavuşturmasında bağlıyorum. Atatürk ne desinler? Biz tam Atatürkçüyüz. O kadar. Ben Atatürk ne benim için ifade eder? Önce
babadan ileriye geliyor. Çünkü Atatürk bize kadın haklarını vermeseydi biz kadınlar olarak, bak şimdi inan ki ürperdi vücudum. Kadın olarak hep biz erkeklerden daha çok Atatürk'e dua etmemiz lazım. Bize babalarımızın veremediğini bile verdi. Bize seçme seçilme hakkı verdi. Mal ortaklığında eşit haklar kardeşlerimizle, erkek kardeşlerimizle daha ne versin bize? Türkiye'mizi kurtaran kim? Kim? Bizi bu devreye getiren kim? Hadi bir adam daha öyle çıksa da. Hani bir çıksa da. Bizi bir güzelleştirseler. Hani? Dünya üzerinde her yerde başbakan olur ama dünya çapında lider dedi, bir Atatürk dedi. Bir Atatürk çıkar dedi, lider. Yok başka, onun üstüne adam yok. Atatürk'ün üstüne. Atatürk başka adam gelmez be. Dünyada başka Atatürk gibi adam gelmez. Biz onların torunuyuz, torunuyuz Atatürk'ün.